Türkiye'den normal yolla vize alarak ya da hususi pasaportlar dediğimiz yeşil, gri, siyah, kırmızı pasaportlar ile yurt dışına Türkiye'den pasaport kontrolünden geçip uçağa atlayıp normal şekilde Schengen ülkelerine, Amerika, Kanada'ya gittiğiniz takdirde ilticada ne gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz? Asıl konumuz bu. Merhaba değerli seyirciler, ben Oktay Özdemir. Yine bir video çalışmasıyla da huzurlarınızdayız. Bugünkü çalışmamızda İlticada önemli olan sebep şundan kaynaklanmakta. 15 Temmuz darbe kalkışması ya da girişiminden sonra belli bir kesime yapılan ayrımcılık, zulüm, işkence, haksız yere uygulanan siyasi kovuşturmalardan sonra artık toplumun diğer kesimlerine etki etmeye başladı. Toplumda ciddi manada şikayetler, ahvahlar duymaktayız. İşini batıran, ekonomik sıkıntı çeken ya da yaşanan ortamdan dolayı ailesini ve çocuğunu, geleceğini düşünen, çocuğunun eğitimini düşünen onlarca insan artık Kürt'ü, Alevisi, Ezidisi, Hristiyanı, solcusu, sağcısı, şu an yönetimdeki olan partinin mensupları dahil olmak üzere ticari yollarını araştırmakta ve yüzlere sorular sormaktadırlar. Bu çerçevede Türkiye'nin gidişatını iyi görmeyen insanlar bir şekilde artık ülkeyi terk etmeye başladılar. Ciddi manada bir beyin göçü var. Maalesef üzülecek bir durum. Bundan kaynaklanan hadiselerden dolayı 15 Temmuz'un üzerinden yaklaşık küçük sene geçmiş vaziyette ve bundan kaynaklı hadiseler Avrupa tarafından ya da Batı tarafından raportörler olayı 6 ayda bir güncellemektedirler. Yani ülke risk analizi, ülkede hukukun işleyip işlemediği noktasında 6 ayda bir raporlarını güncellemekte, ülke raporlarını. 2 senede bir de bunu toplayıp genel değerlendirme olarak yayınlamaktadırlar. Bu çerçevede baktığımızda karşımızda şöyle bir sorun var. Siz normal yolla çıkıp uçağa atlayıp gelmişsiniz. Demek ki diyor sizin hakkınızda bir tehlike yok. Bir hukuksuzluk yok. Devlet takibi yok. O zaman size karşı bir hukuk işlemiş, serbest kalmışsınız. Bundan dolayı İlticanız uygun görülmedi deyip ret verebilmektedirler. Bunun temel parametresi şuradan kaynaklanıyor. Bir kişi neden iltica eder? Bir, hakkında siyasi kovuşturma varsa, adli ve idari değil de siyasi kovuşturma. Yani hükümetin baskısı nedeniyle adalet sisteminin haksız yere sizin hakkınızda hukuksuz bir şekilde yakalama, tutuklama, soruşturma, iddianame gibi vakaları işletmesi. Adli ve idari olaylar dediğimiz adli suçlar bu gruba girmemektedir. Diğer bir olay sizin zulüm, işkence görme veya ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalmanızdan kaynaklı ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalmanızdan kaynaklı somut gerekçeleriniz de varsa bunu dikkate almaktadırlar. Burada temel parametre takip olarak karşımıza çıkmakta. Eğer sizi hakkınızda siyasi koşturma, zulüm, işkence, ciddi tehlike varsa, yani nereden kaynaklanır bu? Ya devlet ya da devlet kurumları tarafından. Yani devlet veya devlet kurumları, adli idari kolluk kuvvetleri sizi dijital olarak, fiziki olarak ya da evraksal olarak takip etmesi gerekiyor. Yani eğer devlet sizi takip ediyorsa, radarına takıldınız, hakkınızda bir hukuksuzluk var, yurt dışı çıkış yasağı koyar, mahkeme açar, soruşturma yapar, adli kontrol şartıyla sizi takip eder. Yani bir şekilde devlet sizi takip ediyor. Bu var mı diye bakıyor. Bu varsa siz normal yolda çıkamazsınız. Çünkü yurt dışı çıkış yasağı var. Normal yolda çıktıysanız sizin hakkınızda siyasi kovuşturma yok olarak görecek. Hukuken bir mağduriyetinizin olmadığı düşünülmekte. Birincisi bu. İkincisi mafya, çete, partiler, belli sosyal grup, aşiretler ve benzeri kurumlar tarafından devlet dışı kurumlar tarafından takibiniz var mı diye bakıyor. Burada mafya çete takip ettiğinde sizi linç edecek, gasp edecek, canınızdan edecek. Bundan dolayı da ayrı bir mağduriyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Eskiden hala devam ediyor mu? Tam kısmen duyuyoruz. İşte aşiret kan davaları bu gruba kısmen girmekte. Dolayısıyla mafya çerçevesinde baktığımızda adını verip de meşhurlaştırmak istemem yani olayı. Dolayısıyla baktığımızda geçen senelerde bir mafya liderinin adamları tuttu bir masum insanı öldüresiye dövdüler. Hapiste linç ettiler. Mağdur kişi savcılığa gidip başvuru yaptığında bu tarz uygulamalar
bu grup için tırnak içerisinde geçerli değil dediler. Bu da karşımıza çetenin ve mafyanın, aşiretlerin ya da toplumun sosyal kesimlerin, partilerin linç girişimleri de bu kapsama girmektedir. Bu çerçevede bakılmakta. Sizin bu gruplarla herhangi bir iletişiminiz, temasınız, bundan kaynaklı can güveniniz tehlikede mi? Linç girişimiyle karşı karşıya mısınız diye bakılmak. Diğer bir hadise toplumsal baskı. Apartman baskısı, sokak baskısı, mahalle baskısı, aile baskısı, sosyal toplum baskısı. Bunlar ne gibi bir mağduriyetiniz var? Ona da bakılmakta. Burada somut delillere ihtiyacınız bulunmakta. Eğer sizin gerçekten somut belgeleriniz varsa beyan işe yaramakta. Ama somut belgeleriniz yoksa beyan işe yaramamaktadır. Komşum gazetelerimi yaktı, yıktı, bana hakaretler etti, küfürler etti ama bugüne kadar da aynı apartmanda duruyorsun. Dolayısıyla burada toplumsal baskı varmaya bakılıyor. Toplum tarafından takip ediliyor musun? Peki toplum sizi takip etse ne yapar? İhbar eder. İtirafçı olur. Devlete fişler sizi. Devlet de gelir sizi alır. Üç grupta devlet, devlet dışı kurumlar ve toplumsal takip. Buna aile, arkadaş, apartman sakinleri, mahalle sakinleri de girmekte. Bunlardan herhangi birisi tarafından takip ediliyor musunuz? Eğer siz iltica ettikten sonra kendi ülkenize geri gönderilirseniz, yaşam ve özgürlüğünüz, can güveniniz, tehlike risk altında mı? Buna bakılmakta. Yani özgürlükten kasıt hapse gireceksiniz, işkence göreceksiniz. Can güveni, işte bugün bakıyoruz, hapiste insanlar genellikle kanser olduğunu görmekteyiz. Hamile ve çocuklu ailelere baktığımızda hamile kadınlar, çocuklar, bebekler, 800'e yakın bebek hapishanede. 0-6 yaş arası baktığımızda hapishanede. Dolayısıyla hamile bir kadının başında hastanede 2 tane asker bekleyip ya da emniyetçi bekleyip doğum yaptıktan sonra alıp hapishaneye götürmekte. Dolayısıyla yaşam hakkı elinden alınmakta. Kronik hastalara baktığımızda eğer bunlar ilaç kullanıyorsa ama ilaçları da verilmiyorsa, tedaviye vaktinde götürülmüyorsa 10 defa, 20 defa, 50 defa, 100 defa dilekçeler verildiği halde hala tedaviye götürülmüyorsa yaşam hakkı elinden alınıyor demektir. Bu üç parametreye baktığınızda eğer siz takip ediliyorsanız ve üç gruptan herhangi birisi veya hepsiyle karşı karşıyaysanız sizi ülkenize göndermeyecekler. Velev ki normal yolla çıkmış olsanız bile ikna edici deliller sunabilirseniz o zaman problem dikkate alınacaktır. Peki bu problemi hangi kriterlere göre dikkate almaktadırlar diye baktığımızda 4 tane olmazsa olmaz kriter. Birincisi size karşı hukuk işlemiş mi? Siz derseniz ki benim hakkımda bir ihbar fişleme vardı ya da KHK ile atıldım ama henüz yurt dışı çıkış yasağı konmadı. Adli kontrol serbest devlet takibine tabi oldum ama yurt dışı çıkış yasağı nedense uygulanmadı. Ondan dolayı çıktım ama şu hadiselerden dolayı benim için köprüden önce son çıkıştı. İşte o son çıkış ne? Size karşı hukuksuzluğun başlayacağı son çıkış ne? Önce bunu bulmanız lazım. Birincisi hukuk işte serbest kaldım havası estirmemek gerekiyor. İkinci mantık kaçış sebebi. Ülkede kaçabilmişsiniz. Yani bugüne kadar, darbeden bugüne kadar 3,5 sene geçmiş düşünün. Devlet size bir şey olmamış. Bugüne kadar kaçabilmişsiniz gözüyle bakacak. Hani örneği şöyle netleştireyim. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanların, Kürt vatandaşlarımızın Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan problemlerden dolayı batıya geçmeleri, yani Bursa, İzmir, İstanbul gibi yerlere geçtiklerinde orada can güvenliklerinde bir problem yok. Yani problemin lokal olması. Doğu ve Güneydoğu'ya batıya kaçtıklarında can güvenliklerini korumuş, hayatlarına devam ettikleri görülmekte. Şirketler kurmakta, gazeteler çıkartmakta. Buna baktığımızda kaçabiliyorsunuz gibi gözükmekte. O zaman eğer siz ülke genelinde yani Türkiye içerisinde kaçacak herhangi bir yerinizin olmaması gerekmek. Ki desin ki bu benim için artık köprüde kaçacak hiçbir yerim yoktu. Köprüden önceki son çıkış. Çünkü ben şu sosyal gruba mensubum. Bundan dolayı hükümetin, mafya çetenin ya da toplumun ihbarıyla, takibiyle karşı karşıya kaldığımdan dolayı kaçmak zorundaydım. Başka seçeneğim yoktu.